Merhaba arkadaşlar. Şimdi RX 3 Evo için bir kombin ekipman tavsiyesi isteyen bir arkadaşımız vardı. Onunla alakalı işte Berkay bize birkaç öneride bulunacak. Kask, mont, eldiven, bot, işte pantolon gibi önerilerde bulunacak. Ne önerirsin RX 3 Evo için? Yani şeyde Enduro tipi bir mont. Ha, Enduro dip duracağız. Yani şeyde yine bütçede orta segmentte düşündüğüm bir şeyler. Diyelim işte hani 3000 liralık bir bütçesi var. Aynen öyle. Yani kask olarak başlayayım önce. Givi'nin 50.5 kaskını önerdim. Bunlar yeni gelen kasklardan mı? Evet, yeni gelen kasklar. Givi'nin şöyle bir gerçek var. Givi'nin önceki kasklarına göre çok çok başarılı bir kask. Yani bunu... Bu arada pardon, şey yapayım. Ufuk Yıldırım diye bir arkadaşımız bunu istemiş, bu RX 3 Evo tavsiyesini. Devam edelim şimdi. Yani bunu elinize aldığınızda da çok bütün, sağlam bir kask olduğunu hissedebiliyorsunuz. Yani güzel bir şey bir kasklar. Dış kabuğu ne bunun mesela? Polikarbon dış kabuğu var. İçerisinde güneş yüzleri var bu kaskın. Hemen sol altta kolayca açabilirsiniz şöyle. Şurada mı? Evet. Güneş yüzleri var. Hemen sol altta kolayca açabileceğiniz. Kolayca açamadık. Görüyorum zaten şey var da. Aşağıdan arkaya doğru ittirmek gerekiyormuş. Ben yanlış tarafa ittirmişim. Yine aynı şekilde pinlock takabileceğiniz yerleri var. Yani ileriki dönemlerde böyle bir ihtiyacınız olursa kolayca takabiliyorsunuz. Ve benim için aslında önemli olan, kasta önemli olan kısımlardan bir tanesi de iç pedlerinin rahat, havadar, biraz kaliteli olması açıkçası. Çoğu kasta kaskın kalitesini belli eden yerlerden biridir burası. Gayet de güzel bir iç kombini var. Çene pedi de var kasta. Mikrometrik bağlantısı var. Aynen. Gayet de güzel bir duruşu var. Evet. Burunluğu var bir tane. Ondan sonra önden, üstten ve arkadan hava giriş çıkışları var. Aynen öyle. Ağırlığı yani, falan yazıyor mu üstünde bunun? Ağırlığı 1450 gram. Ha, 1450 gram. Artı eksi 50. Yani şey, gayet güzel. Görüntüsü de güzel. Görüş açısı da güzel. 700 liraya kadar alınabilecek ideal kaslardan bir tanesi şu anda. Evet. Hemen monta geçeyim. Montta da Modeka'nın bir montunu önerdim. O motorun kırmızı bir modeli var. Onunla çok yakıştığını düşündüm kendi açımdan. Aynı zamanda mont da güzel olduğu için bunu göstermek istedim size. Bol bol hava kanalları olan. Kollarında da böyle taraflarında, iç taraflarında çıt çıtları falan var. Kolunuza göre ayarlayabilirsiniz, sıkıştırabilirsiniz. Arkada da aynı şekilde. Evet. O da çok önemli mesela. Hem üstte hem de altta böyle çıt çıtları var. Bu bir de yazlık bağırlık bir model. Yazlık bağırlık model olduğu için hani kışın giymeye çok uygun değildi arkadaşlar. Yani çok soğukta giyemezsiniz. İçinize hani termal bile giyseniz bu hava geçirecektir çok fazla. Yine böyle işte kol çıt çıtları var. Ayarlayabiliyorsunuz çıt bu kısımları. Şeyler var. Fermuarları var. Şu an içerisinde gayet rahat. Dirsek ve omuz kısmında iki koruması var. İç cebi var mı bunun? İç cebi şurada. Ha, şurada bir tane var. Evet. İçi de file doku tamamen. Sırtında da koruması var. Bunda da var. Sırtında korumayla beraber geliyor. Ama bu korumayı değiştirebilirsiniz. Bir tane hani level 1, level 2 koruma alabilirsiniz siz. Tabii. Eldiven önerisi ne olur buna? Enduro'da biraz daha fazla seçeneğimiz olduğu için eldivende. Yani Five Gloves'un veya biraz daha bütçeyi arttırırsak Revit'in birçok modelini, özellikle Striker modeli. Striker'ın kırmızı bir eldiveni var. Yani Revit'in Striker modelinin kırmızı bir versiyonu var. Onu öneririm. Çok da yakışır bence. Evet. Revit Striker. İçerisi deri bir eldiven. Çok da güzel, rahat bir eldivendir. Onu önerebilirim. Pantolonla geçelim şimdi. Pantolon da yine şehir içi kullanımdaysa genel olarak Tech 90'ın işte, yani Enduro tabii ki hani şehir dışı kullanımı için daha ideal bir motor çeşidi ama yani şehir içinde ulaşım için kullananlar, tabii, onu beğenen arkadaşlar da var. Evet. O yüzden hani pantolon seçeneği orada biraz değişiyor aslında. Aynen öyle. Ama yani şeyin işte kanvas tarzı pantolonların daha
hoş olabileceğini düşünüyorum evet. Yani tek 90. Canvas tarzı, evet canvas tarzı, Tech 90 gibi. Dynasty'in de var aslında canvas pantolonları. Evet, Dynasty'in de var, Revit'in de var. Yani fiyatları farklı. Ben hemen evet. Bir tane kombin yapıp açıklama kısmına yazacağım. Ondan sonra artı bir tane daha kombin yazıp onu da paylaşabilirim. Aşağı açıklama kısmında. Şimdilik önerilerimiz bunlar galiba. Bir de evet. Bot ne önerebilirsin? Yine Rockwell önerebilir miyiz mesela? Yine Rockwell olabilir veya hani Enduro diyoruz biraz daha uzun bir bot tercih uzun edersek. Uzun bir bot evet. Bu da iyi olabilir yani. Mesela TCX'in botları bu konuda çok iyidir. Yazlık ve kışlık tipte birçok modeli var yani. Evet. Onlardan birkaç tane öneri ben açıklama kısmına yazacağım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere Ufuk. Umarım yardımcı olabilmişizdir. Bay bay.